Var Hülyacığım, gelir gelmez böyle rüzgar estirmişsin. Aramıza bugün katılan gelinlerimden Hülya'nın evinin yatak odası neden tartışma konusu oldu? Gelin bakın izleyelim. Konsolumu da çok beğenerek aldım. Özellikle aynalarına bayıldım. Işıltıyı çok seviyorum ev dekorasyonunda. Bu aksesuarlarımı da burası için yeni aldım. Bunlara 1500 lira ödedim. Işıltıyı çok seviyorum. Hülyacığım hayatım, akşama yatağın nişanı mı var? O nasıl bir giydirmek yatağı ya? O nasıl bir yatak giydirmedir ya? O cibindirik ne? Çok sivrisinek var herhalde sizin oralarda. Hani bize... Benim cibindiğim ipek. Sinek kaydı ipek. Sinek bile duramıyor üzerinde, kayıyor Miyaseciğim. Geliyorum. En azından benim sinek kaydı ipek bir cibinliğim var. Sende o da yok. Yeşim, yatak abiyesiyle senin üstündeki abiyet dişte olmuş. Aa, inanmıyorum. Ya, kaç para verdin o yatak örtüsünü, o yatağa? 5600 lira verdim. Koltuk takımı fiyatında bir yatak örtüsü almış. Yani Nuray Hanım, Lorsa yatağına benziyor ya, resmen. Yani gelininiz o kadar iddialı... Bakar mısınız yani, çocuk oyuncağı gibi. Gerçekten kızlar çok alemsiz. Hülyacığım ne diyorsun bu sert eleştirilere? Benim tercihim, benim evim. Cebini kullanmayı da seviyorum. Dekorasyonu da seviyorum. Kendi isteğime göre yapıyorum. Onlar beğenmeyebilirler. Herkesin tarzı, zevk meselesi. Ben beğeniyorum. Yani çok da beğenerek kullanıyorum. Ben de cibinlik severim. Hem havalı bulurum, kendimi böyle prenses evet. gibi hissederim. De... sinek kaydı kumaş. Evet, ipek. Sinek kaydı ipek. Kumaş ne demek lütfen, o kız? İpek. Vallahi hiç hayatımda duymadım. Yengem falan benim gelinlikçiydi. Vallahi duymadım yani. Sinek kolunu zor üstüne duramıyor, kayıyor yani. Gerçek mi? Sinek kaydı ipek cibinlik. Allah Allah. Böyle bir şey var yani. Evet bence. Aa. Ama delikli ipek mi oldu? Ha, delikli mi? Yani delik Hayır. mi yok üstünde? Yok, evet yok. Satenden mi bahsediyor Ay, acaba? O kadar Tül merak gibi ettim görünüyor. Ki. Tül gibi görünüyor. Sinek kaydı tıraşı duyduk. Sinek evet. hani korsan durmuyor. Benimki de sinek kaydı cibinlik. Ha öyle arasak bulur muyuz yani? Pardon. Sinek kaydı cibinlik kumaşı diye bir şey satılıyor öyle mi? Yani evet. Sen mi koydun o ismi, öyle bir kumaş mı var? Ben koydum. Aa. Bence de yoksa öyle bir şey Çünkü yok. Çünkü burada bizde bir de şey çok Çünkü ben sinek pahalı bir kumaşmış gibi anlatıyor. Biz evet, bilmiyoruz ya öyle bir zaten. Hayır. Pahalı bir kumaş. Sinek kaydı ipek kumaş, cibindirik. Yeşim'e sordum. Yeşim bu işlerden anlıyor. Kız Hayat mi? Abla, geldik kaç yaşına, bir sinek kaydı kumaşımızdan cibinliğimiz bile yok. Aynen Görüyor musun öyle. Sen? Aynen öyle. Ama hiç beğenmedim. Cibinliği mi, sinek kaydı kumaşı mı? Cibinliği. Cibinlik nasıl olur ki? Öyle olur, yuvarlak yani... olur yani. Senin hiç cibinliğin oldu mu şu hayatta? Bana şey geldi, tuhaf geldi yani. Sanki sünnet Neyi olmuş. Tuhaf geldi? Sünnet çocuklarının şey oluyor ya. Sünnet çocuklarının cibinlik mi koyuyorlar? Sünnet yaptım ama cibinlik kullanmadı. Yok tamam tamam cibinlik olabilir yatakta. Yapar herkes. Çok sivrisinek olur, yatamazsın. Evet. Olur ama yatağın örtüsüyle cibinlik uymamış. Nişanlık kız giyilir de böyle. Kaç yıllık evlisin? 12'yi doldurdum, 13. Yani kadın şeyi koruyor demek ki ya, 12 yıl olmuş ama o ilk günkü heyecanı koruyor demek ki, kendini kraliçe gibi böyle. Kendimde de koruyorum, kendime de bakmayı çok seviyorum. Evimi de değiştirmeyiz. Yani ama anne ile Konya ya. Biri modern, biri demode. Hiç uymuyor, dekorasyonu seviyorum diyor ama dekorasyondan anlamıyor. Ben şimdi şuna takıldım. Ben yeni taşındım, evimin tabii ki eksikleri var. Bunları yavaş yavaş tamamlıyorum. Yani hepsini bir anda yapamıyorum. Mesela koltuk takımına bir şey demedik çünkü güzel. Hülya. Eşinin senden önce uykusu geldi diyelim. Çok gıcık bir şeydir ya o böyle. Yok eşim hiç rahatsız olmuyor. Çünkü açıyor mu? Tabii odayı çekiyoruz. Şimdi biz deniz kenarı tarafına çok yakın okuyoruz. Denize çok yakın bizim evimiz. Ve sahil kesimleri sivrisinek fazla oluyor. Yani kışın bile devam ediyor orada. Ve o bizim için çok iyi bir şey. Ben de çocuklarımdan dolayı çok fazla sinek ilacı sıkmayı tercih etmiyorum. Camlara da takılıyor sineklik. Biliyorsun değil mi? Evet, var tabii ki ama illaki giriyor yani. Ya bence seviyorsun. Sinek bahanen olmuş. Yok, hayır, tercihim sadece. Hülya sen ev aksesuarlarına, mesela çarşafına para harcamayı seviyorsun anladığım kadarıyla. Aynen. Bir de değiştiriyorum, sıkılıyorum. 5000 kaç demiştin? 5600. Çarşaf takımın mı o kadar? Cibinlik, yatak örtüsü, içeri saten takım. Peki Miyaseciğim böyle bir fiyatı daha makul olsa ister miydin bir saten? Yok, şöyle saten zaten aldım.
Ama hiç kullanamadım. Yani hiç. O kadar para verdin mi? Yok, hayır, o kadar para vermedim. Normal saten işte nevresim takımı aldım ben. Yani taş çatlasın, 500 olsun, 600 olsun. Nuray abla sen ne diyorsun? Kız hala eldivenlisin ha. Evet. Şey İngiliz kraliçeleri gibi. Ya kullanamıyorum yani. Ameliyata girecek. Aa çok o ilginç. Yüzden. Burada da çıkarmamına şaşırdım. Çıkartamıyorum. Elleyemem bir yere. Gelininin bu pahalı zevklerine sen ne diyorsun? Ya normal görüyorum. Normal? Evet. Seviyor öyle şeyleri. Şapatoyu seviyor. Beyhan abla. Mesela yıl dönümü ya da doğum günü Yeşim'in şöyle alsam 5600 liralık bir takım kızla kendini böyle hissetse kraliçe. Yeşim almaz böyle bir şeyi. 5-6 lira. O almayacak zaten. İstanbul. Sen kayınvalide. Onu çok alma. Seven kayınvalidesi olarak hediye alacaksın. Ben mi alacağım? Sen neler yaptın? Anlat. Ben mi yapayım? Ha, hediye al ne olacak? Ben alacağım. Evet. Ben ona para bile vermem. Orada yeğot 50'ye 100'e nevresin takımı yok mu? Çocuklara daha çok tercih ediyor. Hayat abla. Çocuklar olur. Ağzım açık bakıyorum. Sanki şey yeni doğmuş bebek. Ondan sonra çok sinek var havada cibinlik koymuş. Sen ne diyorsun? Beğenmedim. Var satenim ama ben de kullanmıyorum. Öyle kaldı. Genelde herkesin bir saten takımı var. Benim yok. Var kızların ama içerisinde mutlaka. Ama ne diyoruz? Zevkler ve renkler tartışılmaz. Kız seviyor yani demek ki.